Şimdi Talat Atilla'yı ben yıllardır tanırım. Tabii Talat Atilla Ankara'da tanınan, bilinen bir gazeteci. Dönem dönem çok ilginç kulis haberleri yazan, siyaset kulislerinden de bilgiler alan, bunları aktaran bir gazeteci. Burada sorunlu olan şey şu: Talat Atilla eğer Rahmi Turan'ın kaynağıysa bu bilgiyi neden kendisi yazmadı ki? Türk Time adlı bir internet sitesi var. İsterse orada yazabilirdi. Ama Rahmi Turan'a anlatmayı tercih ediyor. Talat Atilla kendisine bu bilgiyi kimin verdiğini, bu yalanı kimin söylediğini vakit geçmeden derhal açıklamalıdır. Talat Atilla'ya bu bilgiyi kimin verdiği de ortaya çıkarsa bence tezgahın, kumpasın kendisi de açıklığa kavuşmuş olur. Cumhuriyet Halk Partisi sabah saatlerinde olağanüstü bir MYK toplantısı yaptı. Dün gece CNN Türk yayınında ben hem Rahmi Turan'a hem CHP'ye bir çağrı yapmıştım. Rahmi Turan'a haberiniz yanlış olduğu için kaynağınızı açıklamak zorundasınız demişti. Ve Rahmi Turan da dün gece CNN Türk ekranında belki onu da açıklayabilirim ifadesini kullanmıştı. Gazeteciliğin temel ilkesidir: yazdığınız bir haberi kanıtlayamıyor, ispatlayamıyorsanız, ortaya bir belge koyamıyorsanız size bu bilgiyi veren kaynağı açıklarsınız. Açıklarsınız ki bir daha aynı kaynak hem kamuoyunu hem gazetecileri yanıltamasın. Şimdi Talat Atilla'nın da derhal kaynağını açıklaması lazım ki Türkiye yeniden bu tür bir siyaset dizaynına alet edilmesin. CHP ne yapacak diye sordunuz. Dün geceki yayında CNN Türk ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrı yapmış ve derhal bir soruşturma komisyonu kurulmasını, bu kaynaklarında parti üyesi değillerse derhal Cumhuriyet Savcılığına şikayet edilerek haklarında hakaret ve iftira davası açılması gerektiğini söylemişti. Şu an MYK toplantısı sürüyor. Biraz sonra da sanırım bitecek. MYK'da da genel eğilimin bir soruşturma komisyonu kurulması yönünde olduğunu da öğrendim. Burada bir siyaset dizaynı söz konusudur. Siyasetin doğal olmayan yollarla dizayn edilmeye çalışılması söz konusudur. Cumhuriyet Halk Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce de bu operasyonla itibarsızlaştırılmak, toplumun gözünden düşürülmek istenmiştir. Operasyon sadece Muharrem İnce'ye değildir. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik de bir operasyondur.